Evet, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Türk Sokratesçi okulları aktarmaya devam edeceğim. Az önce iki video çektim. Şu an yayında. Daha doğrusu yayınlanmak üzere. Şimdi ise sıradaki okulumuz, filozofumuz Aristippos ve Kirene Okulu. Şimdi ilk başta Aristippos kimdir? Hayatından hikayeler, anılar, hani güldürücü hikayeler, güldüren hikayeler okuyalım. Kaynağımız Laertios tabii. Aristippos soyca Kireneli idi. Aiskiniyes'in dediği gibi Sokrates'in ününü duyup Atina'ya geldi. Aslında kendisi Kireneli. Bu Mısır tarafından bir şehirmiş. Kartaca tarafında daha doğrusu. Yani Yunanistan sınırları içinde değil tam olarak. Anadolu'da değil. Kirene. Kendisi farklı bir şehirden, farklı bir memleketten Sokrates'in ününü duyup geliyor. Yani bu ne demektir? Aslında Sokrates'in ününü, şanı, ismi sadece Atina'da kalmıyor. Atina'nın sınırlarını aşıyor ismi. Düşünceleri, fikirleri. Yani diyorlar Kirene'de. Ya Sokrates diye biri varmış Atina'da biliyor musun? Böyle şöyle diyormuş. Aa, gerçekten mi? Gibisinden diyaloglara şahit olmuştur belki. Bu yüzden kendisi de duyduğu için Sokrates kimdir ya diye merak edip yanına gidiyor. Sokrates'in ününü duyup Atina'ya geldi. Erastoslu, peripatetik, Pıha Niyasas'ın söylediğine göre Sokratesçiler arasında para alan ve hocasına para yollayan ilk sofist oydu. Bu da sofist demişler. İlginç yani bilemiyorum. Ya kendisi aslında Sokrates'ten ders alıyor. Sokrates kendisine bir şeyler öğretiyor demeyelim mi? Çünkü Sokrates öğretmenini söylüyordu. Oluyor oradan gösteriyor. Kendisi de oradan kendisine bir şey çıkarımlarda bulunuyor. Ve bu çıkarımları ders haline getirip karşılığında para alıyor. Aristippos. Bir gün Sokrates'e 20 mina yolladı. Ama Sokrates, Daimon'un buna izin vermediğini söyleyerek parayı geri gönderdi. Biliyorsunuz Sokrates'in ünlü bir Daimon'u vardı. Buna ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylüyordu, buyuruyordu. Sokrates'in Daimon'u kendisine bu parayı almaması gerektiğini söylemiş. Bu tanrısal sesi. İlginç. Kendisi bu harekete kızmış biraz. Elinin altındaki şeylerin keyfini çıkarır, sahip olmadığı şeylerden alacağı haz için kendini yormazdı. Yani çok basit bir, aslında kendisinin hedonist bir haz görüşü var. O sınırlara geleceğim önce hayatını içelim ama çok basit bir şey söylüyor esasında ya. Elimizde olan şeylerle olabildiğince mutlu olmalıyız. Elimizde olmayan şeylere niye üzülelim ki? Benim bilgisayarım yok, benim iPhone 15'im yok, işte benim şu arabam yok diye niye kendimizi kıralım, üzülelim? Elimizde olanlarla mutlu olmaya bakalım diyor ya. Bundan haz alalım. Elinin altındaki şeylerin keyfini çıkarır. Sahip olmadığı şeylerden alacağı haz için kendini yormazdı. Bu yüzden Diogenes, yani bu Sinoplu Diogenes, onlara bayağı bir laf çakışı ne bulunuyorlar. Ona kral köpeği dermiş. İlginç. Bir gün Dionysos yanındaki üç Hetaera'dan birini seçmesini buyurunca üçünü de alıp götürmüş ve eklemiş. Hetaera o zamanki Yunan toplumundaki işte hayat kadını, escort fahişe gibi bir şey olabilir galiba. Ben onu anladım. Yani yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir kelimede bulunmak istemiyorum ama ben onu anladım. Ben düzeltin, eleştirin. Yanlış bir şey söylemiş olduysam özür dilerim kelimeler içinde. Dionysos yanındaki üç Hetaera'dan birini seçmesini buyurunca üçünü de alıp götürmüş ve eklemiş. Bir tanesini seçmek Paris'e bile yaramadı. Oo, abi çok entelektüel bir espri var burada. Tamam, bunu herkes anlayamaz abi. Anlatabildim mi? Troya Savaşı'nda hani çıkmasında bir mitolojik hikayesi var ya, bu elma hikayesi. Hani kim hangi pezemekti? Pardon. İşte biri atıyor ya elmayı. Düğüne çağrılmadığı için. Üç tane kadın Hera, Athena ve Afrodit atıyor. En güzelini diyor bu elma. Ama üçü de tabii hangimiz o zaman en güzeliz? Kararlaştıramıyorlar ve Zeus da
hakem olarak Zeus'ta. Zeus da hakem olarak Paris'i seçiyor. Paris'i tabii en büyük aşkı vaat ettiği için Afrodit'i seçiyor. Yani burada diyor ki aslında Paris'e bile bir tanesini seçmek yetmedi. Ben üç tanesini alırım kadınların diyor esasında. İlginç. Yani espri ya. Bu yüksek ihtimal bunu açıklamasam espriyi anlayamazdınız. Komik bilelim ya. Alıp götürmüş, üçünü de alıp götürmüş ve eklemiş. Bir tanesini seçmek Paris'e bile yaramadı. Ama derler ki kızları kapı girişine kadar götürmüş ve orada serbest bırakmış. İşte böyle bir sağduyulu bir insan da kendisi. Seçim yaparken de karşısındakini küçümserken de böyle aşırıydı. Bu yüzden bir gün Straton, kimilerine göre de Platon ona şöyle demiş. Hem paçavra hem zengin işi harmanı giymek bir tek sana vergidir. Dionysos yüzüne tükürünce sesini çıkarmadı. Bunu gören biri onu kınayınca balıkçılar bir kaya balığı yakalamak için denizde ıslanmaya katlanıyorlar. Ben bir aptal yakalamak için tükürükle ıslanmaya katlanmayayım mı? Oo, Dionysos'a da bayağı laf çakmış. Bir gün Diogenes, ya bu Sinop'ta olan filozof, onun da eşiyiz. Kinik okulunun mensuplarından, öğrencilerinden. Bir gün Diogenes yeşillik yıkarken onun geçtiğini gördü ve onları yemeyi öğrenseydin tiranların avlusunda hizmet etmezdin dedi. O da cevap veriyor tabii Aristoteles'ta. Sözünü esirgemez, ikisi de sözlerini esirgemiyorlar. Diyor ki o da yani Aristoteles, sen de insanlarla ilişki kurmayı bilseydin yeşillik yemezdin diyor. Oo. Yani Aristoteles aslında bir nevi bir yani haz alma ana amacı olduğu için, bedensel hazlarla biraz daha ön planda olduğu için felsefesine gelince açıklayacağız. Hükümetle arası iyi, devlet insanlarıyla ya da parasal anlamda yüksek mertebeden insanlarla. Diogenes'e tam tersi. O da bedeni yatsımaya çalışıyor olabildiğince. Ya da nomosu, toplumu. Ya diyor adam olsaydın bir yeşillik sana yeterdi diyor. O da diyor sen adam olsaydın yeşilliği bırak, insanlara biraz sohbet ederdik, konuşurduk. Yani insanlarla ilişki kurabilseydin yeşillik yemezdin diyor. Birisi ona felsefenin ne yararını gördüğünü sorulduğunda herkesle rahatça ilişki kurabilmemi sağladı dedi. Gösterişli bir yaşam sürdüğü için biri onu kınayınca, tabii kendisi bir hazcı olduğu için olabildiğince gösterişli bir hayat tarzına sahip mensup. Hava atmayı seviyor. Bedensel hazlardan verim alıyor. Onları yatsımıyor. Biri onu kınıyor gösterişli bir yaşamda bulunduğu için. Bu kadar kötü bir şeyse tanrıların şenliklerinde gösteriş olmazdı diyor. Oo, bakın kontralar geliyoruz işte. Organize kontra atak gibi. Sivas Spor gibi aslında Aristoteles. Buradan Rıza hocamıza selam olsun. Rıza Çalınbay. Yani diyor ki ya diyor biri gelip diyor ya bu gösteriş falan hoş olmuyor bak diyor. Ya tamam da kardeşim diyor gösteriş kötü bir şey olsaydı onlar niye gösterişli yemekler şölenler yapıyor diyor. Kötü bir onlar iyi insan tanrılar iyi ki onlar da gösterişten hoşlanıyorlar diyor. Tabi o da dini kullanınca bir şey söyleyemiyor tabi. Filozofların ne üstünlüğü olduğu sorulduğunda bütün yasalar kaldırılsa bizim yaşayışımız değişmez dedi. Dionysos ona neden filozoflar zenginlerin kapısına geliyor da zenginler filozofların kapısına hiç gitmiyorlar diye sorunca çünkü filozoflar kendilerinde neyin olmadığını bilirler. Büyürleri ise bilmez diye yanıtladı. Bir gün Platon gösterişli yaşayışından ötürü onu kınayınca Dionysos sence iyi bir insan mı diye sordu. O da evet deyince ama benden daha gösterişli yaşıyor. Demek ki hem gösterişli hem iyi yaşamaya hiç engel yok dedi. Eğitimli insanlarla eğitimsiz insanlar arasında ne fark olduğu sorulduğunda, terbiyeli atlarla azgın atlar arasında ne fark varsa odur dedi. Alam göndermeler. Yani eğitimli insanlar terbiyeli atlara benziyor. Eğitimsiz insanlar da azgın, işe yaramaz, kontrol edilemez atlara benzetiyorlar. Benzetiliyor.
Bir gün bir Hetayra'nın evine girerken yanındaki gençlerden biri utancından kızarınca içeri girmek ayıp değil dedi. Çıkmayı bilmemek ayıp. Aa abi çok kontra bir insan ya. Komik bir insan, araştırma. Sana takılmak isterdim gerçekten. Gel baba gel. Kahramanmaraş'a gel, seni ağırlayayım araştırma. Yani aslında bir genel eve gidiyor kendisi. Ona da bir tane genç de içeri giriyor yanında. Yeni ergen işte, daha 17-18 yaşında. Hani ilk defa milli hesabı. Tanıyor. Ya diyor ki, genç adam diyor. Genç insan. İçeri girmek ayıp değil diyor. Çıkmamak ayıp diyor. Ya. Eğitimsiz olmaktansa dilenmek daha iyi dedi. Nitekim Beriki'nin parası yoktur. Ötekinin insanlığı. İnsanlıkla eğitimi eşitlendiriyor aslında. Bir arada görüyor kendisi. Bir gün biri ona söverken o yürüdü gitti. Bir iki peşinden gelip ne kaçıyorsun deyince, senin sövmeye hakkın varsa benim de dinlememeye hakkım var da ondan diye cevap veriyor. Çok ilginç. Yani çok güzel cevaplar. Ya yani bir gün bir insan ona küfür ediyor. O da dinlemeyip gidiyor. O da gülüyor. Ben niye kaçıyorsun diyor. O da diyor ki, sen eğer bana sövmeye hakkın varsa benim de bunu dinlememeye kaçmaya hakkım vardır diyor. Biri tüm filozofları hep zenginlerin kapısında gördüğünü söyleyince, hekimler de hastaların kapısında dedi. Bir gün deniz yoluyla Korintos'a giderken fırtınaya yakalanınca korkudan allak bullak oldu. Biri, biz sıradan insanlar korkmuyoruz ama siz filozoflar korku içindesiniz deyince, evet çünkü tehlikeye attığımız canlar aynı değil dedi. Bakın ne kadar yani cukka at 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 lafları geçiriyor. Lafları gediğine koyuyor. Diyor ki yani deniz yolculuğuna çıkmış. Tabii ilk defa çıktı galiba. Korkuyor. İşte dalga var. Dalgalardan, fırtınadan. Ama oradaki halk, insan, çoğunluk korkmuyor. Filozofa gidip diyor, Aristoteles'e ya sen niye korkuyorsun diyor. O da diyor ki, ya bizim canımız aynı değil ki diyor. Ya sen ölsen ne olacak? Ben ölsem çok büyük şeyler oluyor. Ben bir filozofum. Toplumu etkiliyorum diyor. İnsanları etkiliyorum. Sen kimi etkiliyorsun aslında? Yani Aristoteles ilginç. Biri çok şey biliyorum diye böbürlenince, nasıl ki çok yiyip beden eğitimi yapanlar eriye kadar yiyenlerden daha sağlıklı değildir. Aynı şekilde çok şey değil, yararlı şeyleri okuyanlar daha üstündür dedi. Çok güzel düşünce. Yani diyor ki çok şey bilmek değil, önemli olan işine yarayan, önemli olan önemli şeyleri bilmektir diyor. Yani gerekirse az kitap okuyun, öz kitap okuyun. Önemli kitapları okuyun mesela. Ya çünkü o zaman ya çok güzel bir benzetme de kuruyor. Çok yemek iyi olsaydı şişmanlar daha çok iş yapardı diyor. Ama öyle değil diyor. Daha çok sağlıklı olurdu diyor. Öyle değil, tam tersi diyor. Bakın bir kontra daha. Biri oğlunu eğitim için onun yanına verince 500 drahme istedi. Tabii kendisi parayla dersler veriyor. Sokrates'ten öğrendiği şeyleri parayla satıyor. 500 drahme istedi. Biri ki bu paraya köle alırım deyince, al dedi. Böylece iki kölen olur. Abi çok güzel kontra değil mi? Çok güzel cevap. Yani biri gelip ona diyor ki, ya benim çocuğu işte, hoca lazım. Kaç para senin fiyat hocam diyor. Ne kadar eğitim verirsin diyor. O da 500 TL ver yeter diyor. 500 lira. Ooo kardeşim ne yaptın diyor. 500 liraya ne yapıyorsun ya diyor. Sen ne öğretiyorsun diyor. Çok pahalı diyor. O parayı diyor köle alırım ya diyor. O zaman diyor git al diyor. İki tane köle alır diyor. Bir var, bir oğlum, bir de yeni alacağın köle diyor. Gerçekten güzel. Çok içip sarhoş olmakla övünen birine bunu katır da yapar dedi. Evet. Ya katırı da içirirsen sarhoş olur. Ama bununla övüneceğini sanmıyorum açıkçası ben katırı. Sokrates'in öğrencisi olduğu halde para alıyor diye onu suçlayana elbette dedi. Sokrates de birileri ona yiyecek ve içecek gönderdiğinde birazını alıyor, kalanını geri gönderiyor. Çünkü Atinalıların ileri gelenlerini kendine kahya tutmuş. Onu suçlayanlara şöyle dedi. Laisi tutuyorum ama ona tutkun değilim. Çünkü en iyi şey hazlardan uzak durmak değil.
onlara yenik düşmemek ve üstesinden gelmektir. Pahalı yiyecekler aldığı için onu kınayana, sen bunları 3 obeli almaz mıydın diye sordu. Belki bir indirimden almış yani bunları. Aslında ucuzluktan. Dedi ki evet deyince, demek ki ben haz düşkünü değilim ama sen para düşkünüsün dedi. Bir gün Dionysos'un hazinecisi Simon, Frikyalı bir baş belası. Bir gün ona mermer döşeli, görkemli bir ev gösterince Aristippos boğazını temizleyip yüzüne tükürdü. Simon buna bozulunca şöyle demiş, daha uygun bir yer bulamadım. Yani ne denilebilir ki? Yani çok güzel bir eve gidiyorum mermer döşemeyle. Orada işte midesi bulanıyor da birine tükürecek. Bakıyor etraf çok güzel. Simon'un yüzüne tükürüyor. Diyor ki daha uygun bir yer bulamadım. Hani yere mi tükürseydim diyor bu kadar güzel işlemelere. Biraz fazla bahsettim. Boğazımız ağrıdı. Bir gün sofist Polinikos onun evine gelip içeride kadınlar ve pahalı yiyecekler görünce ona çıkıştı. Aristippos da biraz durup bugün sen de bize katılır mısın diye sordu. O da evet anlamında başını sallayınca öyleyse ne kınıyorsun beni dedi. Çünkü anladığım kadarıyla pahalı yiyeceklere değil harcanan paraya bozuluyorsun. Yani bir gün bir kankası bunun evine geliyor. Evde bakıyor ki kadınlar var. İşte pahalı yiyecekler, içecekler var. O da diyor ki ya bu ne yapıyorsun ya falan parayı boşuna harcıyorsun falan diyor. O da diyor bize katılır mısın diyor Aristippos. Polinikos diyor ki evet kanka katılırım diyor. O da diyor o zaman az önce niye laf çalkantısı yapıyordun diyor. İşine gelince katılıyorsun. Senin paran yok, sen parayı kıskanıyorsun diyor. Sen bizi kıskanıyorsun diyor. Evet. Bakın burada çok güzel bir laf. Bir gün Dionysos içki sofrasında herkesin erguvan giysiler içinde dans etmesini buyurunca Platon diyor ki kadın giysisi giyemem diyerek buna yanaşmamıştır. Aristippos ise giyinmiş ve dansa kalkarken taşı gediğine koyup şöyle demiş. Platon'a laf çakıyor. Aklı başında kadın Akos şenliklerinde bile doğru yoldan çıkmayacaktır. Akos şenlikleri bu arınma şenlikleri esasında. Hani bir esirme hali, herkes kendinden geçiyor diyor. O halde bile doğru yoldan çıkmayacaktır. Burada aslında kadın hakları ile ilgili belki bir şey güzel bir söz söylemiş olabilir. Hani bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Bir Hetaira ona senden hamileyim deyince sık bir çalılık arasından geçip de bana vatan şu çalı derken ne kadar eminsen bundan da o kadar emin olabilirsin diye karşılık verdi. İlginç. Biri oğla oğlunu kendi oğlu değilmiş gibi bir yana atmakla şu suçladı. O da sümük ve bitin de bizden olduğunu biliyoruz. Ama işe yaramadığı için olabildiğince uzağa atıyoruz dedi. Dionysos'tan o para Platon kitabı aldığı için ona çıkana benim paraya Platon'un ise kitaba gereksinmesi var dedi. Devam edelim. Aslında hikayeleri bitti. Şöyle yani hayatında işte aktif bir insan Atina'da lafı gediğine koyuyor. Platon'a, Diogenes'e, çeşitli insanlara hani soylu, önemli kişilere de filozoflara bile laf çakıyor. Yüzünü esirgemiyor. Eleştiriye açık. Sohbet. Yani çok gırgır geveze bir insan aslında. Ben kendisiyle takılmak, tanışmak isterdim Aristippos'la. Ağırlamak, kanka olmak isterdim yani. Ama kendisinin bir felsefesine giriş yapacak olursak Diogenes'le Artios'un kitabında. Aristippos'un yaşayışına bağlı kalanlar ve Kireneliler diye anılanlar şu görüşleri savunuyorlardı. Acı ve haz olmak üzere iki tür duygulanım vardır. Yani iki duygulanımları ikiye ayırıyorlar. Acı ve haz bunlar. Haz yumuşak harekettir. Acı ise sert hareket. Hazlar arasında fark yoktur.
bir haz ötekinden daha hoş değildir. Bunlar, bütün canlılar hazzı arar, acıdan kaçarlar. Yani bütün canlılar doğada hazzı arar, acıdan kaçarlar. Bununla birlikte ulaşılacak son erek olan bedensel haz, acının ortadan kalkmasıyla oluşan sakin haz ya da Epikuros'un kabul ettiği ve son erek olarak koyduğu rahatsızlık duymama durumu değildir. Onlar ulaşılacak son ereğin mutluluktan farklı olduğunu düşünürler. Nitekim onlar için son erek bir anlık hazdır. Mutluluk ise bu anlık hazların birleşimidir. Geçmiş ve gelecek hazlar için de bunun içinde sayılırlar. Yani nasıl aslında tam olarak ne diyor temel düşüncesi, düsturu cümlesi? İki tür duygulanım vardır. Bunlar acı ve hazdır. Canlılar, ya düşünün yani siz acıyı mı seçersiniz, hazdı mı seçersiniz? Bunu kendinize bir sorun. Canlılar acıdan kaçıp hazza yönelirler diyor. Ya benim amacım hazla, işim hazla diyor. Bütün canlılar hazzı arar, acıdan kaçarlar. Evet yani öyle. Ve onlar için son erek bir anlık hazdır. Yani anlık hazlara önem veriyorlar. Böyle ruhsal hazlar ikinci planda, bedensel hazlar ön planda esasında. Birinci hazlar, bedensel hazlar onların. Mutluluk ise bu anlık hazların birleşimidir. Anlık haz kendisi için istenmelidir. Mutluluk ise kendisi için değil, bu anlık hazlar için istenmelidir. Hazın son erek olduğunun kanıtı şudur. Çocukluğumuzdan beri hiç düşünmeden hazza yaklaşırız. Hazza kavuşunca ne başka bir şey ararız ne de bir şeyden onun karşıtı olan acı kadar kaçarız. Haz bir iyidir. Ve kendisi için istenecek bir şeydir. Ya esasında kendisinin temel duruşu hazcılık, hedonizm. Yani ve bu hazlarda önemli olanlar bedensel hazlar diyor esasında. Çünkü anlık hazlara daha fazla önem veriyor. Ruhsal hazlar ikinci planda. Acının ve hazın olmama durumuna ara durum diyorlar ve bedensel hazlar kuşkusuz ruhsal hazlardan daha üstündür ve bedensel sıkıntılar daha ağırdır. Bu nedenle suçlular bedensel acılarla cezalandırılırlar diyor. Çünkü acı duymayı daha zor, haz duymayı ise daha uygun buluyorlardı. Bu yüzden de hazla daha çok özen gösteriyorlardı. Haz kendisi için itinilir olsa bile bazı hazları yaratan can sıkıcı nedenlere karşı çıkıyorlardı. Bir dakika. Bir durdurup şuralara bir bakacağım. Evet, devam ediyoruz. Doğaya göre doğru, güzel ve çirkin diye bir şey yoktur. Bunlar yasa ve türeye gereği vardır. Erdemli insan uygunsuz bir hareket yapmaz. Çünkü cezası vardır. Ve belli görüşler söz konusudur. Ayrıca bilgidir. Hem felsefede hem başka alanlarda gelişmeyi kabul ederler. Bir insanın başkasından daha çok üzülebileceğini ve duygulanımların her zaman doğru olmadığını ileri sürerler. Haz karşısında yoksulluğun ve zenginliğin önemi yoktur. Yani haz almak bakımından yoksulun ve zenginin bir önemi yoktur. Çünkü zenginler yoksullardan farklı biçimde haz almazlar. Yani haz alınan madde, nesne, durum değişebilir ama haz almanın kendisi değişmez diyor. Aynı şekilde köle ya da özgür olmak, soylu ya da halktan biri olmak, ünlü ya da adı sana duyulmamış biri olmak haz ölçüsü değildir. Yani oradaki haz alma nesnesi, mesela yemek yemek bir haz ise, yemek yediğimiz şey et de olsa, nohut sulusu da olsa, bundan bir haz alma durumu varsa, haz alma ortaktır orada diyor. İkisi de haz alır sonuçta diyor. Yani bunun bir ölçüsü olmaz diyor esasında. Bu şekilde felsefesine şuradan devam edecek olsak defterden. Şöyle Aristippos'un kurmuş olduğu Kyrene okulu
kişisel doyum ve hazlara dayanıyor. En büyük, onların anlayışına göre en büyük iyi hazdır. En büyük kötü ise acıdır. Hedeia haz demek Yunancası. Algeia ise acı demektir. Hazların acıya dönmemesi için bilgelik gerekiyor. Tabii amacımız haz almak. Çünkü neden? Canlılar yani acıdan kaçar. Hazla yönelirler. Yani kendilerinin doğasında olan bir şey. Yani bir düşünün. Yani siz acı duymak mı istersiniz yoksa haz almak? Kendinize bunu sorun yani. Hangi tür hazlarla ilgileniyorlar tam olarak? Var olan, şimdi ve burada olan, bedensel olan, yani tekil olan hazlarla ilgileniyorlar. Yani daha çok birincil hazlar, bedensel hazlar. Daha çok ilgilenmiş oldukları hazlar. Ruhsal hazlar ikinci planda. Çünkü kendileri anlık hazlarla iş yapıyorlar. Anlık hazlar daha önemli. Daha ön planda. Ruhsal hazlar geçmişte veya gelecekte bize haz verir. Yani düşüncesi hakim. Ulaşılabilir olan hazlarla ilgileniyorlar. Tercih edeceğimiz haz gerçek olan şu anda bedensel ve tekil olan hazlardır. Diyor. Kendilerine göre bedenden uzaklaşmak ya da bedeni hor görmek gibi bir şey yok. Ölçülü kullanmayı benimsiyorlar. Dile getiriyorlar kendileri. Sonrasında bir yudum su alalım. Bir dakika. Ahmet Arslan hocamızdan da bir dakika. Devam ediyoruz. Hangi kısımları aktaracağımı tekrardan gözden geçiriyorum. Bütün insan eylemlerinin amacı mümkün olduğu kadar haz verici duyumlara ve duygulara sahip olmak. Yine mümkün olduğu kadar acı verici duyum veya duygulardan kaçınmaktır. Yani diyor insan ya da canlılar acıdan kaçarlar. Hazza yönelirlerdir. Bu yüzden amaç haz olmalıdır. Hippos'un felsefe ve ahlak tarihinde mutluluğun haz veya hazın mutluluk olduğunu, en yüksek iyinin haz olduğunu söyleyen ilk filozof olduğunu görmekteyiz. Ahlak alanında hazın, Yunanca hedonun hayatın ereği en yüksek iyi olduğunu savunan görüşe hazcılık, Batı dillerinde de hedonizmdir. Onun hazdan kastettiği bireysel, ansal, araçsız, şu an hissedilen hazlardır. Yani bedensel hazlardır. Yani bu bir ruhsal hazlar mı, bedensel hazlar mı daha ön planda? Bu sonu tekrar bir detaylı okursak. Şüphesiz bedensel hazlar. Çünkü bedensel hazlar hem ansaldır, hem bireysel ve doğrudandır. Yani direkt hissediliriz vücudumuz. Onların şiddet veya yoğunluk bakımından da ruhsal hazlardan üstün oldukları açıktır. Aslına bakılırsa bedensel, duysal hazlar gerçek anlamda var olan biricik hazlardır. Çünkü ruhsal hazlar daima içinde yaşanılan anı aşarlar ve içlerinde bir süreklilik taşırlar. Geçmişte yaşadığımız bir hazın hatırası haz verici olabilir veya yani diyor ki önemli olan bizim işimiz birincil hazlarla, bedensel hazlarla şu an anlık olarak bedenimizi ilgilenen doğrudan yaşadığımız hazlarla. Ruhsal hazlar ikinci planda çünkü onları bir dolaylı yoldan yaşıyoruz. Yani mesela geçmişte yaşadığımız mutlu bir anıyı zihnimizde hatırlayarak yaşayabiliriz. Ama o bize biraz dolaylı bir yoldan geliyor onun hazı. Bu şekilde kendi görüşü felsefesi. Ama son olarak bir bu Kirene okulunun bir mensubu varmış. İsmi Hegesia'nın. İlginç bir intihar görüşü var. Bunu bir aktaralım. Kirene ekoluna mensup olan Hegesia'nın hazcılıktan kalkarak son derece tümser bir dünya görüşünü geliştirdiğini ve sonunda öğrencilerine intiharı öğütlemiş olduğunu, bundan dolayı dönemin Mısır hükümdarı olan Ptolemaos Logon'un onun ders vermesini yasakladığını öğreniyoruz. Hegesia'nın akıl yürütmesinin şu olduğu söylenmektir. Kendisi aslında hazcılıktan yola çıkıp, yani Aristippus'un görüşünden, Kirene okulundan yola çıkıp diyor ki kötümser bir tablo, tasvir ön plana çıkar diyor. Ama ana kaynak, ana çıkış noktası hazcılık. Bu da şu şekilde aktaralım. Haz en yüksek iyidir. Ancak
insanların çoğunun yoksulluk, hastalık, hayatın çeşitli meşakkatleri yüzünden ona erişmesi ve mutlu olması imkansızdır. Şimdi eğer has hayatın gayesi ise ve eğer sözüyle edilen nedenlerden ötürü ona ulaşmak insanların çoğu için mümkün değilse, onların önünde bulunan tek makul seçenek intihar etmeleri, yani bu acılı hayatı sona erdirmeleri olmalıdır diyor. Egesias örneği, hayatın biricik gayesi olarak hazzı gösteren ölçüsüz bir hazcılığın bizi nereye götürebileceğini göstermesi bakımından değerlidir diyor Ahmet Arslan hocamız. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Aynı anda yararlanmış olduğuna. Umarım anlaşılır kılmışsınızdır. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.